bir kere daha İstanbul'dan Cölemerk'e doğru adalet yürüyüşümüz başlayacak. Bu adalet yürüyüşü Kürt halkının iradesinin gaspına hayır demektir. Bu yürüyüş emeğimize, özgürlüğümüze sahip çıkma yürüyüşüdür. Bu yürüyüş Kürdistan'da ormanları yakarak halkımızı katleden AKP rejimine cevaptır. Biz öyle 90'lı yıllardaki gibi zorla sürgün ederek faili meçhullerle halkımıza yaşam hakkı tanımayanlara karşı, belediyelerimize seçtiğimiz eş başkanlarımıza kayyum atayarak kimse bizi yıldıramaz. O nedenle İstanbul'dan Cölemerk'e yaşam hakkımızı, belediyelerdeki irade hakkımızı savunmak için yürüyoruz. Belediye eş başkanlarımızı biz seçeceğiz. Bu adalet yürüyüşümüz devam edecektir. Kayyumlar gidecek. Biz kalacağız. Yaşasın birleşik mücadele. Bizi berhudana Cölemerk. Kayyumlar gidecek. Biz kalacağız. Kayyumlar gidecek. Biz kalacağız. Kayyumlar gidecek. Biz kalacağız. Bizi berhudana Cölemerk. Uzun yıllar bir sisteme dönüştürdükleri darbeyi Hakkari'de de hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf etti. Suni gerekçelerle, sahte delillerle, halkın iradesiyle seçilen il eş başkanımız tutuklandı. Ve Hakkari halkının iradesi bir şekilde gasp edilmek istendi. Belli ki iktidar bu politikayı gittikçe bütün Kürt illerine ve Türkiye'de yaygınlaştırmak, kendisine muhalefet etmek isteyen bütün siyasal yapıları tasfiye etme niyeti taşımaktadır. Dolayısıyla Hakkari'de uygulanan kayyumu sadece Kürtlere yönelik bir gasp girişimi, bir darbe girişimi olarak değerlendirmek mümkün değil. Buradan da görüyoruz ki bu ülkede hayatta geçirilen antidemokratik uygulamalar ve darbe sistematiği henüz çözülebilmiş değil. Kürt meselesinin çözümsüzlüğü, bu ülkede antidemokratik koşullarda sermaye lehine iktidarlarını geliştirmek isteyen güçlere suni gerekçeler vermeye devam ediyor. Dolayısıyla bugün Hakkari'de hayata geçirmek istenen darbeye karşı, kayyum demiyoruz, darbeye karşı Türkiye halklarının birlikte mücadelesi, özgürlüklerin, demokrasinin ve barışın tesis edilmesi için yoğun bir mücadele sürecinin başlatılması gerekiyor. Bugün buradan gerçekleştirdiğimiz yürüyüş, iradeye saygı yürüyüşü. Yani buradan Ankara'ya, Adana'ya, Diyarbakır'a, Batman'a, oradan bana ve Hakkari'ye değin sürecek olan ve Türkiye'nin her tarafından demokratik kamuoyunun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşecek olan bu eylem, bundan sonraki süreçte darbelerin bertaraf edilmesi, halkın iradesine saygı duyulması ve oluşan demokratik sürecin kabul edilmesini amaçlamaktadır.